Merhabalar arkadaşlar. Bugün size dip boya yapacağım. Dip boya yaparken de ne oluyor? Aradan en güzel renkleri de yapsak üzerindeki açık renkler boyayı atıyor. Bu uçları da yenilemeyi göstereceğim. Ama müşterimize biz dedik ki çok uç bir şeyler olmadan, çünkü sıkılıyor uzun işlemlerde. Dip boyanızı yapalım dedik. Ucuna da güzel bir ton verelim dedik. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Size de fikir olacak. Öncelikle şimdi dip boyamızı hazırlıyoruz. Şuraya kadar falan süreceğiz. 30-35 dakika duracak. Sonra uçlara tatlı bir renk vereceğiz. Şimdi arkadaşlar, sen şurayı al özellikle. Eğer bu işi yeni yapıyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz, kataloğunuzu alın gelin müşterinin yanına. Şöyle saçı bir değerlendirin. Şimdi buraya tuttuğunuzda, şimdi saçımız aslında bu tona yakın bir renk şu aralar. Ama bu biraz daha, biz daha önce biraz daha anaton ve küllü ağırlıklıydı. Şimdi ne yapacağız? Biraz daha renklendireceğiz. Yani 6.7 olur, 7.7 olur. Ama ne yapacağız? Bunun içine anatondan yine destek alacağız. Neden destek alacağız? Beyazlarımızda yoksa bu renk ne olur? Atıyorum şöyle şey olur. Daha canlı, daha beyazları örtemez. Böyle beyazlar parlar ve iki yıkama da gider. O yüzden mutlaka renkli saçlar yaparken 6.7 mi yapıyorsunuz? Yanına mutlaka bunun 1/4 kadar ya da yarısı kadar beyaz oranına göre anatondan destek alın. Şimdi ben bakıyorum kafamda bu tonlar güzel. Ya da yoğun olsun istiyorsan, beyazı yoğun ya, belki 7.77'yi kullanacağım. Bunda çikolatalık daha yoğun. Ne yaparım? 7.77 kullanırım. Onun içine 7.0. 7.0 şeyde, haşta çift sıfır yok. Ne yaparım? Biraz altıdan destek alabilirim. Şu bunların örtülmesi için. Biraz 6 ve 7'den de alabilirim. Neden? 6'dan direkt alırsam koyulabilir, koyulsun da istemiyorum. Ama 7 alırsam 7 yetersiz gelebilir. Hani desteklemek için. Mesela 7.77'den atıyorum bir tüpse 3'te 1 tüp 6'dan, 3'te 1 tüp de 7'den. Yani böyle yarım tüp kadar ya da ikisinin toplamı yarım tüp edecek kadar destek alırım. Sonra şöyle genel olarak şu bejlere geleyim. Diyelim bu rengin, şimdi bu 7.77'nin böyle şey görünmesini istiyorum. Belirgin olsun bu saçta istiyorum. O zaman anatondan destek mesela çok az alırım. Mesela 6.0'dan boyanın 1/5 kadar alırım. Ne yaparım? Bunlardan renkli, anatona yakın renkli bejlerden destek alabilirim. Yani bunda bir sınırı yok arkadaşlar. Bunu siz belirliyorsunuz. Neydi? Bunlar da sıcak tonlar. Bunlardan destek alabilirsiniz. Ne kadar karışımınızda birkaç ton olursa renginiz daha net, daha güzel çıkar. Şimdi arkadaşlar, siz gram soracaksınız. Ben işinizi kolaylaştırmak için gramla çekeyim. Şöyle yapayım. Kasemi koydum. Kasemden sonra tekrar bastığımda sıfırlanıyor. Sıfırlanmıyorsa onun üzerine hesaplayın. Şimdi 7.77. Saçımız gür bir saç. Şöyle sıkıyorum. Yani bu tahminen 30 gram falan sıktım. 7.2'den destek alacağım. Şimdi tekrar sıfırlıyorum. Gram sorduğunuz için. Yani onun yarısı kadar. Ondan sıktım. Yarısından az fazla. Hani öyle 1 grama 3 grama takılmayın arkadaşlar. Şimdi 6.0'dan destek alıyorum. Tekrar sıfırlayayım. Gördüğünüz gibi 7.77'nin yarısı kadar yok bu. Bu da 15 gram kadar. Gördüğünüz gibi bu da 15 gram kadar. Anatonun çok olmasına gerek yok. Çok olursa rengi baskılar. Şimdi boyamız bu. Bunu 20 ile de hazırlayabilirsiniz. 10 ile 20'yi karıştırabilirsiniz. Ben karıştıracağım. Çünkü çok böyle siyahımsı bir renk görünsün istemiyorum. İkisini eşit oranda biraz düşüreceğim. 20'de mesela hani beyazda şey olur ama biraz da örtücülüğü olsun istiyorum. Onun için ikisini karıştırıyorum. Mesela bazı oksidanlar çok şey arkadaşlar. Çok keskin. Mesela 20'si 20'nin üstünde gibi.
Ondan sonra bazı oksidanlar çok yumuşak. O zaman direkt 20 kullanabilirsiniz. Siz oksidanınızı tanıyorsunuzdur artık. Boya da 1'e 1,5 her zaman. Ben şimdi tartmadım. Aslında unuttum yine. Sizin için tartacaktım ama tartmadım. Hani boyanın gramını tartıp sıfırdan. Size ona göre 1'e 1,5 ölçü verecektim. Ama siz kendi yaptığınıza göre 1,5 katı düşünün. Bakın boyamın kıvamı gayet güzel. Artık benim elim alıştığı için arkadaşlar unutuyorum, tartmıyorum. Onu sizin için çekeyim dedim, yine unuttum yani şeyi, oksidanı koyarken. Şimdi arkadaşlar saçımızı bir boyamızı sürdük. Yarım saat kadar bekledik. Saçın boyasının yarısını akıtacağız. Kalan yarısıyla böyle masaj yapıp tarayıp onunla dibin yansıması gibi uca cila olmuş olacak. Hani bunun için ekstra bir cila hazırlamanıza ya da ekstra bir boya hazırlamanıza gerek yok. Boya fazlasını bıraktığınızda bakın boya henüz yoğun duruyor yani. Saçı çok koyultur falan diye korkmayın. Çünkü ıslanmış saçta boyaların etkisi azalır yani. İsteseniz de koyu yapamazsınız. Bu şekilde güzel ince ince tarayın. 10 dakika bekletin ve saçımızı yıkayacağız. Göreceksiniz ne güzel bir renk olacak. Şimdi arkadaşlar 10 dakika yaklaşık oldu. Saçı bir sıyırır mısın kızım? Artık saçı çok ışıltıları görmüyoruz. Demek ki güzel istediğimiz kıvama gelmiş. Şöyle göstereyim. İşte böyle güzel küçük şeyler, renk değişimleri müşterilerinize yapabilirsiniz. Hem saç yorulmadan etmeden, mesela ben çok yaparım. Bir ay başka bir ton kullandırtırım. Bir ay sonra biraz sıcak olur, bir ay sonra biraz soğuk olur. Bu şekilde saçı yormadan, çok alt ve üst tonlara, uç tonlara gitmeden diyeyim, güzel renklendirmeler yapabilirsiniz. Ve benim müşterilerim hep bana bırakır. Çünkü farklı bir şey kullanır. Bir sonrakinde farklı bir şey kullanır. Tavsiye ederim yani. Bundan da çıkan rengi göreceksiniz. Çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar, saçımızın son hali gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel, sıcak bir renk oldu. Orada 10 dakika tutmamıza rağmen bayağı yoğun boyasını buna çekip ıslakken çektiğimiz için sadece rengimizi böyle güzel bir ton verdi. Fakat örtmedi, yok etmedi. Bazı kuaförler arkadaşlar diyeyim, bunun yok olacağını ya da örtüleceğini düşünüyor. Saç ıslaksa örtülmez arkadaşlar, hiç korkmayın. Rahatlıkla çalışabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu da size fikir olsun. Çok tatlı, çok güzel bir renk oldu. Bu yıl zaten biraz bejler, sıcak çikolatalar çok moda. İnsanlar artık sıkıldı sarılardan. Yeter ki istesinler, envai çeşit yaparız yani. Şöyle göstereyim. Sesimin de kusuruna bakmayın. Söylediğim gibi ameliyat kaynaklı. Arada böyle arızalı çıkıyor.